İyi akşamlar değerli seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezindeyiz. Hem biz burada Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ağırlanıyoruz hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da biz ağırlıyoruz. Konuk ettik telebir ekranlarında. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş Tele 1 yayınına hoş Değil geldiniz. Olun, olun. Siz de hoş geldiniz. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, biz bugün üç kişiyiz. Ana haber sunucumuz Tele yöneticilerinden Evren Özalkuş ve Zeynel Lüle, tanıyorsunuz Tele Ankara temsilcisi, kıdemli gazeteci arkadaşımız Sayın Kılıçdaroğlu da bugün bizim sorularımızı yanıtlayacak. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Siz de yoğun bir mesaiden geliyorsunuz, mitingden geliyorsunuz bildiğimiz evet. kadarıyla. Evet. Şimdi e, en son neredeydiniz mitingde Kemal e, Bey? Kütahya. Kütahya. Kütahya'daydınız. Bugün Aydın ve Kütahya. Aydın Kütahya ve Kütahya Kütahya'daydınız. Evet. Meydanların dilini nasıl okuyorsunuz? Yani kalabalıkların tepkileri, mesela e, size ulaşan talepler kişisel olarak da ulaşmaya evet. çalışıyorlar. Büyük kalabalıklar toplanıyor. Bunlar evet geçmişte e, muhafazakar ya da sağ seçmenin, merkez sağ seçmenin oy havzaları diye bilinen alanlardı. Evet. Buralarda büyük bir değişim gözleniyor. E, bir siyasi tercihte farklılaşma var. Siz hemen hemen Türkiye'nin her tarafını gezdiniz. Artık birkaç gün kaldı. E, bugün dört, dördüncü gün değil mi? Evet, evet dört gün e, dördüncü gün kaldı. Dördüncü gün bitiyor. Nasıl okuyorsunuz meydanların dilini? Şöyle, e, gençler umduğumuzdan fazla siyasetin içinde şu anda ve onlar özgürlük istiyorlar. Ee, baskıcı bir yönetim istemiyorlar. Ee, kad seçimin kaderini belirleyecek olan gençler aslında. Ee, 5 milyon 300 bin civarında genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Ve bunlar oylarının ne kadar değerli olduğunun da farkındalar aslında. Ben de miting meydanlarında bunu hatırlatıyorum kendilerine. E, Türkiye'de değişimi, dönüşümü, demokrasiyi, insan haklarını siz getireceksiniz diyorum. E, ve siz dünya siyaset tarihine güzel bir miras bırakacaksınız. E, çünkü otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz diye. Fakat daha ilginç olanı kadınların, e, e, onu da şöyle anlıyorum... Mutfaktaki yangını en çok hisseden kadın aslında, evin bütün sıkıntılarını, pazarın sıkıntılarını yaşayan kadın. Dolayısıyla gençler ve kadınlar iktidarı anladığım kadarıyla yolcu edecekler. Evet. İki kesim ağırlıklı olarak siyasete ağırlığını koymuş vaziyette görünen tablo bu. Şimdi mutfak dediniz, evet kadınlar mutfağı biliyor. Biz sizin mutfağınızı da tanıdık, sizin mutfağınızı da daha çok kendi mutfağımız gibi algılıyoruz. Eşinizle beraber tabii, evet. oradan yaptığınız yayınlarla evet. birlikte. Gayet doğal, hepimizin olabilecek bir mutfağa sahipsiniz. Evet. Ve bu bir, kadınlar da çok olumlu karşılandı. Evet. Fakat belli bir kesimde olumlu karşılanmadı ortada çünkü bu pankartlarla beraber ne yazık ki mitinglere yansıdı. Daha Benim kadınlar aşağılandı değil mi? Evet. Bir yandan da tabii o pankartlarda kadınlar olduğu gibi aşağılandı. Ne yazık evet. ki bu. E, çok da ifade etmek istemiyorum ama işte mutfaktan çıkmayan evet. değil arı gibi çalışan lider istiyoruz dendi. Sonrasında biraz değiştirildi gelen tepkiler o kadar fazla ki mutfaktan değil balkondan konuşan lider isteniyoruz dendi. Şimdi Cumhur İttifakı'na baktığımızda özellikle Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'nin varlığıyla beraber ne kadar gerici ve kadını yok sayıcı bir bakış açısıyla evet. karşımıza çıktıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu iki durumu yayına getirdiğinizde nasıl tepki veriyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Şöyle zaten bugün Türkiye ikiye bölünmüş vaziyette. Yani bir tarafta kadın erkek eşitliğini savunanlar bir tarafta kadını değersiz bir kişi olarak görenler. O değersiz olarak gördüklerinde her fırsatta bir şekliyle dillendiriyorlar da zaten. Bir tarafta demokrasi isteyenler, öbür taraftan otoriter isteyenler. Bir tarafta halkı yoksulluğa mahkum edenler. Öbür tarafta halkı ee, en azından içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan çekip çıkarmayı ve onlara daha iyi bir yaşam düzeyini sağlamaya çalışanlar. Bunu ayırabiliriz yani çok değişik şekillerde. Bir tarafta üniversitelerde bilimsel çalışmaların yapıldığı, her türlü düşüncenin özgürce ifade edildiği bir tabloyu savunanlar. Öbür tarafta üniversiteleri tamamen... E, Bilimsel çalışmaların dışına itenler. Buna benzer hayatın her alanında bu farklılaşmayı görebiliriz. Bu şunu gösteriyor aslında, Türkiye'nin demokrasiden hızla uzaklaştığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kişinin iki dudağından çıkacak e, sözlere göre yönetildiği bir tablo. Dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle bir tabloyla hiç karşılaşmadık bugüne kadar. Her ne kadar bizim yasama organımız var, e, yargı organımız varsa da bunlar organ olarak varlar ama yine saraydan aldıkları talimata göre ağırlıklı olarak görev yapıyorlar. Yani temelde devleti ayakta tutan kolonların yıkıldığını görüyoruz. Bu kolonların yeniden inşa edilmesi lazım. Tabii halk bunun ne kadar farkında onu da seçimde göreceğiz. Biz dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yoksulluğun, pahalılığın biraz da buradan biraz değil tümüyle buradan kaynaklandığını ifade etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dünyada yalnızlaştığını görüyoruz. Ve o yalnızlaşmanın getirdiği ekonomik sıkıntıları, ekonomik buhranı da bir anlamda görüyoruz. Düne kadar hakaret ettikleri kişilerin ayaklarına gidip para dilendiklerini görüyoruz. Bu Türkiye'nin saygınlığına vurulan büyük bir darbe aslında. Bunların hepsine tanık oluyoruz. Ama ben şunu söyleyebilirim. Yani rahatlıkla da söylüyorum zaten. Bütün bunlardan çıkışın yolu ee, sandıkta olacak, yani demokratik yollarla olacak, yöntemlerle olacak. Her vatandaşımın e, 14'ünde yani pazar günü sandığa gidip özgür iradesiyle oy kullanmasını kullandığı oy, e, hangi sandıkta oy kullandıysa e, onun sayımını izlemesini, sonuçlarını gözlemesini, e, ondan sonra orada e, e, elde edilen bilgileri arkadaşlarına, yakınlarına bir şekilde duyurmasını isteriz. Sayın Genel Başkan Bu sandık de... güvenliği aslında da önemli bir şey. Evet. <laughs> evet. Genelde tabii söyleminiz genelde gençlere ve kadınlara evet. e, görüyoruz. Miting alanlarında daha çok hedef kitlenizin olduğuna, evet. onlar olduğunu anlıyoruz. Özellikle de her gittiğiniz kentte işte burada oy kullanacak olan kişi sayısı ilk defa oy kullanacak olan kişi sayısı diye bir sayı da veriyorsunuz. Onu da veriyorum evet. ya Sonuçta gençler ve kadınlar galiba... Ee, bu seçimlerde etkili olacak. Siz de hedef kitleri olarak onları gördünüz. Evet. Ee, sandığa gitmeye de ikna ettiğiniz anlaşılıyor. Çünkü miting alanları kadınlar ve gençlerden oluşuyor Öyle. daha çok galiba. Öyle. İzlenimlerinizi anlatır mısınız bize onlarla ilgili? İzlenimler. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok var ki. Ee, bir, bazen sizin ne söylediğinizi değil, e, kendi iç dünyasını bir şekliyle ya işte pankart dediğimiz ya elinde tuttuğu bir kağıtla bir şekliyle yansıtıyor size. Ve ondan söz etmenizi istiyor. Yani sizin anlatımlarınızdan çok daha fazla kendisinin elindeki afişe ya da pankarta ya da tuttuğu kağıda ya da yaptığı bir görsele ona değinmeniz ondan söz etmenizi istiyor. Çünkü canını yakan o. Yani işte soğan patates diye tutuyor. Bundan söz et diyor. Siz doğal olarak kendi söylemlerinizin dışına da zaman zaman çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o oraya geldi ve kendi sorunlarını bir genel başkanı, bir cumhurbaşkanı adayının dillendirmesini istiyor. Oy vereceği cumhurbaşkanı benim sorunlarımla ilgileniyor. Çözecek diye bir güvenceyi, en azından güvenceyi almak istiyor. İşte bazen ee, öğretmen atamaları, bazen mimar mühendis atamaları, bazen sosyal hizmet uzmanı atamaları, bazen öğretmenlerin sorunları gibi pankartlara yansıyor. Biz de gittiğimiz yere göre e, o pankartlardaki e, ifadelere de bakarak e, söylemlerde bulunuyoruz. Onların e, bir anlamda evet o konuda elinde tuttuğu sorun konusunda bizim hangi çözümleri ürettiğimizi onlara anlatıyoruz. Tabii sonunda şunu söylüyorum. Yani sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Yani demokrasiyi getireceksek Tek başına benim irademle değil, hepimizin iradesiyle gerçekleşecek. Ve hepimiz gidip ortak oy kullandığımızda otoriter bir yönetimi değiştirmek istiyorsak gidip oy kullanacağız. E, oy kullanmaya giderken de ya bugün pazar işim var, komşular gelecek vesaire diye değil. Tam tersine komşunuzu, yakınınızı, akrabanızı, dostlarınızı alın. Hatta geçmiş dönemde AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren, e, vatandaşlar varsa onları da ikna edin. Beraber gidin, çektiğinizi anlatın ve bu düzenin değişmesi gerektiğini söyleyin. Dolayısıyla değişim için oy kullanın diye çağrıda bulunuyoruz. Evet, evet. şimdi e, biz giriş sorularını geçtik o evet. zaman daha e, yakıcı bazı evet. konulara e, girebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi son düzlüğe girdik. Dört günlük bir evet. süre var ve e, siz de ifade ettiniz, deşifre ettiniz. Ee, bu çok dikkat çekici. Yani siz e, gündemi kontrol etmeye başladınız. Öyle evet. anlaşılıyor. Örneğin e, Dark Web. E, evet. Yani e, dijital dünyanın o karanlık yüzündeki bir takım e, illegal şirketler evet. diyebileceğimiz yapılanmaların Türkiye'de seçimlere müdahale edebileceği, Cumhurbaşkanlığı İletişim evet. Başkanlığı'nın bunlarla temas kurduğuna dair bir dizi bilgiyi kamuoyuyla paylaştınız. Ve bu sorun konuşulmaya ve tartışılmaya e, başlandı bu Büyük bir önem taşıyor ve son düzlükte gerçekten de öngörüleriniz e, doğru çıktı. Evet. E, şimdi bugünden itibaren mesela Adıyaman'da, Kayseri'de, Türkiye'nin birçok yerlerinde broşürler dağıtmaya başladılar. Öyle. Kimin tarafından basıldığı, kimin tarafından yayınlandığı belli olmayan, altında imza olmayan, üstelik biz CHP'liyiz diye gençlere Öyle. dağıttırılan e, Öyle. E, broşürler üstelik, afişler, pankartlar filan tamam. var yani e, daha çok sanki hani terör örgütleriyle ilişkiliymiş gibi gösterip şimdi evet. kendi e, seçmen e, listesinde daha doğrusu milletvekili listesinde e, Açıkça e, Hizbullah'ın bir devamı olduğu ortada olan ve en azından bu konuda ciddi iddiaların ve verilerin bulunduğu bir siyasi partinin üyelerini aday gösterdiği halde karşı tarafı sürekli suçlayarak, sürekli iftira ve karalama Öyle. kampanyasıyla bir genel kabul oluşturmaya çalışıyorlar. Sizin önlemleriniz nedir? Yani e, bütün bu e, son birkaç günde gerilimin çok arttığı... İşte Erzurum'daki provokasyon deneyimi e, Sakarya girişimi Sakarya, Konya'da evet. böyle bir girişimde bulundular başarısızlıkla sonuçlandı. Başka yerlere de bu ha, yönde evet. ihbarlar geliyor bize uğraşan istihbarat. Buradaki var. güzellik şu, yani çok daha geniş bir kitle olmasına karşın e, tepki vermiyor. Yani onların üzerine yürüyüp bir çatışma ortamı yaratmıyor. Bu seçmenin ne kadar bilinçli olduğunu. Tarihlere kapılmadığını, sandığı beklediğini, kararlılıkla sandığa gidip oy vereceğini ve bunları değiştireceğini düşünüyor. Ve bu iradeyi ortaya koymuş vaziyette. Bu kararlılık iradesi ve bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Eskiden çatışma olurdu karşılıklı. Şimdi tam tersine çatışmadan özenle kaçınılıyor. Çünkü onların ne yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Seçmen de biliyor. Tarık etmek istiyor, çatışma yaratmak istiyor, çatışmadan iktidarın yaralanması gibi bir ortamı yaratmak istiyorlar. Seçmen gayet bilinçli, olayları biliyor, tariklere kapılmıyor, tam tersine çekiliyor. Buyurun ne Bunu yapıyorsanız bilinçli yapın. diyor. mücadele taktiği olarak evet, uyguluyorsunuz. Öbür türlü gerçekten pankartlar el broşürleri sanki biz bastırmışız ve biz dağıtıyoruz gibi bunlar yapılıyor. Şimdi şunu sormak lazım. Videolar var. Tabii ya videolar vesaire buna ben sormak lazım. Ya bunlar da Allah inancı var mı? Ahlak denen bir şey var mı? Demokrasi dediğiniz ahlak üzerine, ahlak üzerine inşa edilir demokrasi. Çünkü demokrasinin temel kuralı, vatandaştan topladığınız verginin hesabını vatandaşa vermektir. Yani devletin saydam olması demektir. Devleti yönetenler, devleti yönetenler partiyi devletleştirdiler. Şu anda sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok, AK Parti Devleti var. İletişim Başkanlığı ne yapıyor? Hepsi devlet memuru. Ama İletişim Başkanlığı, AK Parti'nin yayın organı gibi kara kutusu gibi bütün yasa dışı işlemleri yapan organ gibi duruyor. Kapı gibi duruyor orada. Biz hepsini biliyoruz. Çünkü Merdan Bey bu ülkede hala bozulmamış, hala vatansever, hala yurtsever, hala ülkesini, bayrağını, milletini seven bürokratlar var. ve bu bürokratlar bize bilgi getiriyorlar. Biz bunları biliyoruz. Ama her gelen bilgiyi de hemen kullanmıyoruz. Onu birkaç alandan çekediyoruz çekettikten sonra bu bilgileri kullanıyoruz. Yani ahlak denen bir şey var. Ahlaksızlık yapan bir anlayışın iktidarda olması doğru değildir. İktidarda olması kabul edilemez. Evet, demokratik yollarla oturur konuşuruz. Yalan ve iftira Bir şey ahlaksızlık tabii var diyorsunuz. bir şey söylüyorsanız çıkar bize söylerseniz veya cesaretiniz varsa telebir olur. Hatta beğenmezlerse başka televizyon kanalları olur. Çıkarsanız beraber oturup konuşuruz. Bana soru sorar, ben cevap veririm. Ben ona soru sorarım, o bana cevap verir. Hem yüreklik göstermeyeceksiniz, hem cesur olmayacaksınız, hem korkak olacaksınız, hem arka kapıdan bir sürü iftira atacaksınız. Ahlaksızlık. Ama tabii önemli olan şu, toplum bunlara inanmıyor. Çünkü bunların Arkadaşlar yalan olduğunu galiba. kabul ediyor Arkadaşlar. zaten. Kabul ediyor zaten yani. Matbaada veriyorlar, parayı bastırıyorlar. Bu da var, bilinen bir gerçek yani. Bilinen bir gerçek. Pankartları astırıyorlar. Peki şimdi insanlarda e, bir endişe de var. Bir, bir kaset beklentisi var. Bir video beklentisi evet. var. Bunu da yarattılar. Zannediyorum Muharrem İnce hakkında da böyle bir e, şey düzenlenmiş. E, akşam üzeri bugün e, böyle bir e, kaset düzenlenmiş. Şimdi Kimse Muharrem... montajcılara inanmasın. Evet. Tam Maren... tersine bu bir ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir. Her vatanseverin görevidir. Montajcılar, şunlar, bunlar çıkarlar, iftiralar atarlar, bir sürü şeyler söylerler. Türkiye'nin buradan çıkması lazım ve çıkaracağız Türkiye'yi buradan. Kesinlikle çıkaracağız. Bütün, bütün ahlaksız yapıları çıkaracağız, hepsini. Açığa çıkaracağız bunları. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu gücü vardır. Bu gücü vardır. Ama bu güç şu anda bastırılıyor. Anladım. Hepsi çıkar. Bağlı bir soru sorup Dijital ortama iz bıraktığınız zaman. Evet. evet bunun kimler tarafından yapıldığını saptamanız kolaydır. Kesinlikle, galiba. kesinlikle. Şimdi toplumda bir tedirginlik var. Siz de e, seçim gecesi eğer biz kazanırsak sokağa çıkmayın, taşkınlık yapmayın dediniz. Bu biraz yanlış anlaşıldı galiba. E, siz kazanırsak çıkmayın dediniz. Peki halkın iradesinin çalınmasına yönelik bir müdahale olursa e, buna ilişkin bir önleminiz ve tedbiriniz var mı ya da tavrınız ne olacak? Şimdi Merdan Bey. Ben Örneğin Yüksek söyleyeyim. Seçim Kurulu sonuçları açıklamıyor ya. ve zamana yaymaya çalıştı. Biz açıklayacağız. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu açıklaması. biz açıklayacağız. Hı hı. Bizim belki de tarihimizde ilk kez tam bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. Bir buçuk yıldır. Parti içi eğitim, ayrıca bizim eğitim merkezimiz var. Ayrıca orada eğitim. Ayrıca kim hangi sandıkla görevli, telefonlarla bizzat sorularak, siz hangi sandıkta görevlisiniz? Görevli olduğu sandığı biliyor mu, bilmiyor mu? Bütün bu ayrıntılar yapıldı, düşünüldü, görüşüldü, tartışıldı, eğitildi. Bir daha eğitildim. Sandıklardan nasıl bilgi verilecek? Nasıl o bilgiler, hangi bilgiler verilecek? Cep telefonlarında hangi programlar var? Hangi programlarla bilgiler aktarılacak? Eee Cep telefonuyla fotoğraf nasıl çekilecek, bize nasıl gönderilecek? Bütün bunların tamamının altyapısı oluşturuldu. Denemeler yapıldı. En son deneme arkadaşlar söylediler. Dün akşam, evet dün akşam görüşecek Bu sadece CHP'nin yaptığı. Bizim dışımızda diğer partiler Onlar da yapıyorlar. Söylemek istediğim şu, seçim meydanlarında da söylüyorum. Biz de sabaha kadar yayındayız. Artık. Tabii. Söylemek istediğim şu, bir bayram havası içinde sandığa gideceksiniz. Herkes böyle Huzurlu. Evet, değişimin zamanı. Evet, biz bir otoriter rejimi değiştiriyoruz. Huzur içinde sandığa gidiyoruz ve biz bu bu yönetimi değiştireceğiz. Büyük bir huzur içinde gidin. Büyük bir eğlence içinde gidin. Bir bahar havası içinde, bir bayram havası içinde gidin. Komşunuzu, yakınlarınızı, akrabanızı, dayınızı, amcanızı alın. Hatta diyorum ki, geçmiş dönemde AK Parti'ye veya MHP oy verenler varsa onları da ikna edin. Onlar eğer siz ikna edemiyorsanız onların çocukları zaten onları ikna edecek. Çünkü o çocuklar bu yapıdan memnun değiller. Biz bunu gayet iyi görüyoruz. Babalarını ikna etmeye çalışıyorlar, amcalarını ikna etmeye çalışıyorlar. Yanlış yaptıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla onları da sandığa götürün. Oy kullanın diyoruz. Sonra sandıklar açıldığı zaman vatandaş olarak siz de oy sayımına tanıklık edin. Denetleyin diyorsun. Yani orada şeyler var, sandık görevliler var, bizim de görevlilerimiz var, diğer partilerin de görevlileri var. Tanıklık edin, toplamalara bakın, doğru yapıldı mı, yapılmadı mı, imzalar. Bizim sandık görevlimiz hemen cep telefonuyla fotoğrafını çekip bize gönderecek. Yani genel merkeze gönderecek. Biz bunların hepsinin altyapılarını oluşturduk. Hepsinin. Ayrıca dijital altyapının güvenliğini de... %99,9 aldık. Çünkü %100 diyemiyoruz. Çünkü e, her an her şey değişebilir. Biz bunu da farkındayız ama %100'e yakın %99,9 her türlü güvenliğinde almış bulunuyoruz. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu yayınlanmayabilir, Anadolu Ajansı yayınlanmayabilir, e, seçim sonuçlarını durdurabilirler. Biz her birisini tek tek yayınlayacağız hem de tutanak örneğini göstererek. Şu tutanak şu kadar, şu tutanak şu kadar, şu tutanak şu kadar. Hepsi bizim elimizde olacak. Bunların hepsini yapacağız. Dolayısıyla vatandaşlar güven içinde gitsinler. Dediğim gibi bizim parti tarihimize ilk kez bu kadar sandık güvenliğini sağlamak için özel çalışmalar yapıldı. Kimse endişe etmesin. Gidecek, oyunu kullanacak, oyuna sahip çıkacak. Biz de oya sahip çıkacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Sokağa çıkmayın derken belki ek olur. Ee, derken. Ben şunu söylemek istedim. Şimdi bazı unsurlar, AK Partili bazı unsurlar ya da AK Parti'nin tahrik ettiği bazı unsurlar... ...sokaklara çıkıp ateş edebilirler. Kaybettiklerini görünce taşkınlık yapabilirler. O konuda bütün vatandaşlarımın dikkatli olmasını istedim. Ha. Bir çatışma ortamı yaratmak isteyebilirler. Nasıl e, Erzurum'da tarihler yapıldığı zaman orada binlerce kişi vardı... Öbür tarafta 25 kişi vardı. Ama çatışmaya girmediler. Özellikle girmediler o çatışmaya. Çünkü çatışmaya girmeyi istiyorlar. Saray bunu istiyor. Ondan özellikle kaçırmaları lazım. Söylemek istediğim o. Sandığa gidin. Değilse sandığa sapanın... sahip çıkmamak değil. Kastetiniz. Değil kesinlikle tabii. Sandığa sahip çıkacak. Hatta oradaki sonucu kendisi yazacak. Alacak. Not defterine yazacak gerekirse. Onu hemen bize bildirecek, il başkanlığına, ilçe başkanlığına bildirecek. Saydık şuradaki sonuç şudur diye bize bildirecekler. Yani Halkın iradesinin çalınmasına izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Daha önce manşetlerde görüp bu nasıl olur dediğimiz bir sözcük var. Seçimler darbe. Seçim ve darbenin yan yana getirilmesi. En son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kullanıldı. 14 Mayıs seçimleri darbedir ifadelerini kullandı. Bunu biz daha önce manşetlerde gördüğümüzde olur mu böyle şey demiştik ama İçişleri Bakanı'ndan duyduk. Ne diyeceksiniz efendim? Allah aşkına ne söylenebilir? Yani en sonunda bunlar halkı darbeci yaptılar. Soğan üreticisini terörist yaptılar. Efendim emekliyi terörist yaptılar. Neredeyse 85 milyonu terörist yaptılar. Şimdi kalktı efendim vatandaşları darbeci yapıyorlar. Ya arkadaş... Seçim tarihini belirleyen bunlar. Yüksek Seçim Kurulu belirleyenler bunlar. Efendim oy pusulalarını belirleyenler bunlar. Kuralları çektirenler bunlar. Şimdi vatandaşa diyorlar ki gel demokratik şekilde oyunu kullan. E vatandaş gelip oyunu kullanacak. Beğenmedikleri zaman vatandaş darbe yapmış olacak. Allah bunlara akıl fikir versin. Bunlar falan devleti yönetmiyorlar. Bunların devlette falan ilgisi yok. Bunlar kendi özel çıkarlarını, ailelerinin çıkarlarını, yakınlarının çıkarlarını, beşli çetelerin çıkarlarını bunlar savunuyorlar. Bunların halkla falan bilgileri kalmadı artık. Bunlar dünyalıklarını da yurt dışına götürdüler. Her şeyi yurt dışına götürdüler. Dünyalıkları da orada, binaları orada, gökdelenleri orada, çiftlikleri orada, lüks konutlarda oturuyorlar, lüks yerlerde oturuyorlar. Bunların hepsini biliyoruz. Ama hepsini getireceğim. Hepsini Türkiye'ye getireceğim. Zaten korktukları da o. Acaba dışarıya götürdük Kılıçdaroğlu bunları getiremez. Getireceğim efendim, getireceğim. Avrupa Birliği'nin bu konuda kuralları vardır. O kuralların tamamını çalıştıracağız. E, efendim mahkeme var, uluslararası mahkemeler var. Uluslararası mahkemelerde hakkımı ararız. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasını evet dememiştir. O konuda çok yazılmış kitaplar var. Hukukçuların yazdığı kitaplar var. Oluşmuş iştihatlar var. Tabii iştihatlar var. Dolayısıyla biz bunların hepsini biliyoruz. Hepsi dosyada duruyor. Hepsi. Bunların tamamı. Bakın miting meydanlarında şunu söylüyorum. Kul hakkı yemedim ama yedirmeyeceğim de. Bunların tamamı kul hakkı yiyenlerden oluşuyor. Tamamı ama. Tamamı. Mal varlıklarını açıklasınlar. Niye açıklamıyorlar? Otursunlar. Veya gelsinler benimle herhangi bir televizyon kanalında karşılıklı oturalım. Ben onlara bütün olayları anlatayım en en ufak ayrıntısına kadar. Onlar gayet iyi biliyorlar bunu. Gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla darbeci tanımlaması falan gülünecek bir şey. O nedenle de zaten bir tamamlayıcı soru, <laughs> foto roman söyleman diyoruz ya o evet. tamamlayıcı soru sormak gerekiyor herhalde tam bu aşamada. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP Genel Başkanı, partili Cumhurbaşkanı ki biz Bu kavramı ısrarla yerleştirmeye evet. çalışıyoruz. Ee, millet teslim kazansalar bile teslim etmez gibi bir laf etti. Efendim Kandil'in desteğiyle filan seçim kazananlara bu millet evet. e, Cumhurbaşkanlığını Türkiye'yi teslim etmez gibi. Şimdi bu öyle bir yaklaşım ki ben seçim sonuçlarını tanımayacağım demeye kadar varan bir anlayışı, bir zihniyeti ortaya koyuyor. Şunu şöyle söylese anlaşılabilir. Bu millet sandıkta teslim etmeyecek diye bir iddia ortaya atabilir. Hmm. Ama kazansalar bile... E, bu millet teslim etmez ne demek? Demek ki kazanacağımı o da kabul ediyor. Öyle almış. Bu birinci nokta. Yani kazanacağız. Teslim etmez ne demek teslim etmez? Nasıl teslim etmez? Halkın iradesi her şeyin üstündedir. Gidiyoruz. Parlamentoyu belirleyen halk, cumhurbaşkanını da belirleyen halk. Bir kişi ben halkın bütün iradesini yok sayıyorum, seni de yok sayıyorum. Onu demeliksiz yok ki. Böyle bir şey zaten yapamaz. Denemek istediler bunu İstanbul seçimlerinde. Evet. Denemek istediler. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki çetelerle bu işi halletmeye kalktılar. Aynı oy pusulasının içine konulan dört oy pusulasından üçü geçerli biri geçersiz dediler. Zekaya bakın Allah aşkına. Hukuka bakın siz Allah aşkına yani. Tam bir rezalet. Bizim hukuk tarihimizin en büyük rezaletlerinden birisi budur yani. En büyük rezaletlerinden. Ve bunlar... Bunu reddeden, yani bu uygulamayı hayata geçiren ve ikinci kez seçimi yaptıran o yargıçların hiçbirisi gerçek anlamda yargıç değildir. Talimat alan kişiye yargıç denmez. O neden onlara çete dedim. Dava açtılar. Evet. Bütün o davaları da kazanacağım. Nereye giderlerse gitsinler de kovalayacağım o insanları. Çünkü hukuk, her birimiz hukuka karşı çıkabilir ama bir yargıç hukuku katletemez. Böyle bir lüks yoktur yargıcın. O nedenle İstanbul seçimlerinde görüldü. İstiyorlarsa bir daha seçim yapıyoruz. İstiyorlarsa bir daha seçim yaparız. İstiyorlarsa bir daha seçim yaparız. Halkın iradesine herkes saygı göstermek zorundadır. Yani Aslında. hiçbir biçimde e, evet. yönetimi e, vermemezlik edemezler. Burada Edemez bu efendim Edemez. hem tıpış tıpış verecektir. tıpış tıpış verecektir. Tıpış tıpış verecektir. Peki hem kamu görevlilerine, güvenlik görevlilerine. Türkiye onun Türkiye onun malı mı? Ben evinden su istemiyorum ki. Evinden tencere istemiyorum ben. Tencere olsa diye bu tencere benimdir vermiyorum eyvallah. Türkiye senin mi ya? 85 milyon Türkiye'si. Bir kişinin olabilir mi? Nereden çıktı bu? Kendisini Türkiye'nin patronu görüyor. Yok öyle bir şey. Bizim patron siyasetçinin patronu haktır. Biz vatandaşın patronu değiliz. Biz vatandaşa hizmet etmek için seçiliriz. vatanda elimizde sopayla vatandaşın kafasına vurmak için değil. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Onlar herkesi ezmek, herkese kendi taleplerini dayatmak ve kabul ettirmek için yola çıktılar. Onu yapıyorlar zaten. Bizse tam tersine halka hizmet etmek için kamplaşmayı, kutuplaşmayı bitirmek için, Türkiye'ye huzuru getirmek için, kaynakları yerli yerinde ve doğru kullanmak için, Türkiye'yi hızla büyütmek için, istihdam sorununu çözmek için, çiftçiyi toprağa küstürdüler, çiftçiyle toprağı barıştırmak için. Biz bunun için mücadele ediyoruz zaten. Aslında tam da bu nedenle belki en soldan en sağa kadar sizin isminiz üzerinde bir uzlaşı var. Aslında emek ve özgürlük ittifakı, sosyalist güç birliği, millet ittifakının tamamı ki sağ partiler Evet. birçoğu ve hatta Milli Yol Partisi gibi ittifak içinde olmayan başka Milli partiler. Milli Yol Partisi, Milliyetçi, Milliyetçi Partisi evet. yani bir ve bağımsız uzlaşı, ülkücü gruplar var açık destek Bağımsız ülkü, ülkücü gruplar evet. bir sizin isminiz üzerinde uzlaşı olmuş durumda. Siz en, daha önce bu iş birinci turda bitsin diyordunuz. Şimdi bitecek Bitecek. E, demeye başladınız. birinci elinizde turda bir, bitecek elinizde bir veri var mı veri Bizimle zaten çok sayıda yayınlanan şeyler var alan var alanı görüyorsunuz zaten e, insanları görüyorsunuz insanlarla konuşuyorsunuz e, birinci turda bitecek Değil birinci de. turda peki şimdi yani e, topluma e, toplumun her kesimi bahar hissedecek. Açık bir fark var, var mı efendim, efendim? Sizin bilgin, bilginiz dahilinde fark. Yo e, o konularda yorum yapmak yapacağız. istemem ama çok iyi durumdayız. Onu evet. söyleyebilirim Peki. rahatlıkla. Evet. Şimdi sizin ağzınızdan son aylarda en çok duyduğumuz e, tamlama 418 milyar doları getireceğim. Evet. Bir yandan da geçtiğimiz günlerde yine bir röportaj verdiniz. Hukuku tesis edeceğiz. Ama AKP'nin yaptığı gibi değil bağımsız bir hukuk yargı sistemi oluşturacağız ifadeleriniz var. Evet. Bu Türkiye'nin bağımsız bir yargı sistemi olacak. Ekonomi ve hukuk çok birbiriyle bağlantılı. Evet. Biri olduğunda, bağımsız olduğunda öbürü de rahat geliyor. 418 milyar doların getirilmesindeki ana başlık hukukun tesis edilmesi mi olacak? Tabii yine hukuk içinde gelecek. Yani az önce de söyledim. Hiçbir uluslararası mahkeme bir toplumun soyulmasına izin vermez. Dünyada örnekleri var. Benzer uygulamalar yapılmış. Davalar açılmış. Ama davaları onlar kaybetmişler. Paraların iadesine karar verilmiş. Avrupa Birliği'nin bu konuda karar, vermiş. daha doğrusu öngörüleri var Avrupa Birliği'nin. Biz de onu kabul etmişiz. Bizim ortak mutabakat metninde de bununla ilgili özel bir düzenlememiz var zaten. Tırnak içinde o bölümü de ayrıca belirtmişiz. Şimdi siz öyle ihaleler yapıyorsunuz ki. işte. Kütahya Zafer havaalanı. Evet. tam bir soygun evet. tam bir soygun şimdi bu soyguna biz gözümü mü yumacağız Antalya çıktı Antalya, Antalya Havaalanı ihalesi işte. Ali Yeşildağ'ın itirafları var 1 milyar dolar evet. sadece bir havaalanı 1 milyar dolar arkası daha kim bilir neler var e bunlar bilinen olaylar bilinen olaylar bu paralar nereden gitti nasıl gitti hepsi belli banka aracılığıyla gidiyor bankacılık Sistemi içinde gidiyor. Buradan tırlarla bile gönderilse öbür tarafta banka hesabına giriyor. Biz bunları biliyoruz. Artık eskisi gibi değil dünya. Sadece uluslararası hukuk veya 418 milyar doların getirilmesi bağlamında değil, içeride nasıl bir e, tesis şeklinde olacak hukuk? Çünkü e, kolonlardan en önemlilerinden biri herhalde değil mi? O yıkılan kolonlardan. Evet, şimdi şöyle e, yapılan ihaleler... E, alınan rüşvetler, rüşvetlerin olağanüstü büyük olması, e, kamu özel işbirliği projeleriyle e, e, vatandaşın açıkça soyulması, dolar endeksli, e, avro endeksli ihalelerin yapılması, e, 85 milyonun bir avuç kişiye çalışır hale getirilmesi, gelir dağılımındaki bu olağanüstü gelir dağılımında bozulmaya da yol açıyor, e, bozulması, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman, ee, bizim e, teknik ekip e, uzman arkadaşlar 418 milyar dolarlık bir kaybı ortaya çıkardılar Biz her birisini tek tek e, bir şekliyle arkadaşlar dosyaladılar e, Bir tarafta tutuyoruz bunları Şunun altını özenle çizmek isterim yalnız Hani dürüst ahlaklı ihracat yapan ithalat yapan e, e, Uluslararası bankalarda e, ya da başka ülkede parası olan birikim olan o insanlara bizim bir şey söyleyeceğimiz yok yani onlar ithalatını, ihracatını yapıyorlar, döviz getiriyorlar, bedellerini yurt dışına ödüyorlar. Bunlardan bir sorunumuz yok. Bu ülke için çalışan, bu ülke için üreten, bu ülke aldığı gelirin vergisini ödeyen insanlarla bizim hiçbir sorunumuz yok. Onlar bizim başımızın üstünde yeri var. Ama devleti soyanlarla bizim sorunumuz var. Kim devleti soyuyorsa kimse kusura bakmasın. Hakkını alacak. Biz alacağız yani. Vatandaş hakkını alacak. Peki sizin e, deprem felaketini de çağrıştıran e, önemli bir saptamanız var. Yani devletin kolonlarını kesmişler evet. dediniz. Bu kolonlardan birisi biraz önce Evren Hanım'ın söylediği gibi adalet, yargı, e, yasama, etki, yargı, yasını, yürütme, e, yürütme, yürütme, devletin ana kolonları. Ana kolonları. Ve bu kolonlarda ciddi bir tahribat evet. var. Ya yani Burada... bakın Merdan Bey. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tasarruf mevduat sigorta fonundan yapılacak yolsuzluklarla ilgili soruşturma açılmayacak, kovuşturma yapılmayacaktır diye kanun çıkardı. Evet. Bizim da tarihimizde, da değil, bizim tarihimizde belki de hiçbir ülkenin tarihinde böyle bir rezalet yaşanmamıştır. Böyle bir rezalet. Ne demek ya? Tasarruf mevduat sigorta fonunu soyacaksın. Soyan yöneticiler hakkında ne soruşturma savcı ne kovuşturma mahkeme asla açılmayacaktır. Kanun çıkardılar. Evet. Bu ne demektir? Parlamentoyu itibarsız kılmak demektir. Bunu ben parlamentoda sordum. AK Parti milletvekillerine sordum. Siz bunun farkında mısınız? Hangi kanun için el kaldırdığınız farkında mısınız? Gidin evde çocuklarınıza, eşinize, üniversiteye giden çocuğunuza, hatta o değilse ilk okula giden çocuğunuza sorun. Deyin ki ben açıkça tasarruf mevduatının sigorta fonunu soyanlar hakkında soruşturma açılamaz, kovuşturma yapılamaz diye oy verdim. Evladınızın yüzünüze, yüzüne bakabilecek misiniz diye. Bunlar yapıldı. Yargı zaten felaket durumda. Felaket durumda zaten yargı. Ya bir tek yargıtay kararı altında imzası olmayan kişi alındı anayasa mahkemesine üye yapıldı. Bu yargıç mı şimdi? Buna yargıç denmez ki. Paraşüt de geleceksin oraya. Dayın olacak geleceksin oraya. Dayılarla bir yere gidilecekse e zaten ülke yandı. Bu halde zaten. Bu halde olmasının temel nedeni o. Sırtımı saraya dayayım Her şeyi yapmak serbest artık benim için. Öyle düşünüyorlar. Her şeyi yapmak. Kanun, uygulama vesaire, ahlak, erdem. Bunların tamamını Savunma sıfırlayabilirsiniz. Savunma sanayi ihaleleri de öyle. Savunma sanayi kurulunda da Cumhurbaşkanı, işte cumhurbaşkanı yardımcısı, milli Savunma bakanı, Savunma sanayi başkanı ve İçişleri bakanı filan var yani e, ve e, hiçbir biçimde e, kararları Sayıştay denetiminde tabi değil, devlet muhasebe sisteminin de dışında. Evet. Bütün ihaleleri kendileri yani vicdanlarına bağlı ve bu nedenle bütün ihaleler damada gidiyor. Yani öyle anlaşılıyor evet. yani tusaş, havelsan, işte e, Türkiye'nin Havacılık alanındaki bütün endüstriyel ve ileri teknoloji içeren yatırımları, Aselsan gibi, Havelsan gibi, Roketsan savunma gibi… Savunma sanayinde Tusaş ciddi bir, gibi. ciddi ve tutarlı bir rekabete ortam hazırlamak lazım. Yani ilerlemeyi sağlayabilmek için rekabete ortam hazırlamak lazım. tabi savunma sanayinin fonunu kuran rahmetli Turgut Özal bu alana özel bir ağırlık verildi. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı, bu büyük firmaların Tayden tutun, Aselsan, Roketsan, Havelsan, e bunların büyük ölçüde orta ve çok ciddi üretimler yapıyorlar bunlar. E dolayısıyla eğer özel sektörde bu alana girecekse bir rekabet ortamı içinde girilmeli. Dolayısıyla kim daha iyi, daha nitelikli ürün üretiyorsa başımızın üstünde yeri var. Ama diğerlerini tasfiye edip bir kişinin önünü açarsanız bu doğru değil. Ahlaki dediği zaten. Peki bu devletin kolonlarının kesilmesi e, ve bunların yeniden inşası bir tür restorasyon programı gibi duruyor. Yani siz cumhuriyeti kendi temelleri. Bu arada laiklik tabii laik eğitim, bilimsel eğitim, evet. akılcı eğitim, fırsat eşitliği, insanların eşit ve adil bir şekilde eğitime ve sağlık hizmetlerine ulaşması gibi bir dizi temel sorun var. Özellikle emekçi kitleler için çok e, yakıcı sorunlar bunlar. Toplumu genel içinde yani bir akıl ve aydınlanmadan ve e, bilimden kopan bir Türkiye var. Evet. Bu efendim. konudaki önlemleriniz neler Şimdi bakın eğitim, ister kişiyi alın, ister aileyi alın, ister mahalleyi alın, ister toplumu alın, ister grupları alın. Bir kişiye, bir kişiye yükselme e, olanağı sağlayan en temel ve en önemli faktördür eğitim. Eğitimin temel özelliği çocuk eğitime başladığından itibaren merak duygusunu büyütmektir eğitim budur. Ve eğitimi kurallarını siyasetçiler belirlemez. Kurallarını pedagoglar, eğitimciler belirlerler. Uzmanlar. O nedenle benim son videomda bu konuya özel olarak vurgu yaptım. Bağımsız Merkez Bankası gibi. Eğitimin bağımsız olması lazım. Dünya değişiyor. Teknolojide hızlı büyüme, gelişmeler var. Bizim eğitim sistemine bakıyorsunuz. Çok gerilerde. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı'nı Artık her partinin bir anlamda benim keyfime göre eğitim böyle olsun. O değişiyor. Bakana akıl göre. merkezli bir evet, e eğitim evet. anlayışı terk edilmiş görünüyor. Evet. Yok zaten Almanya'ya bakın, diğer ülkelere bakın. Artık eğitim farklı bir şey. Artık o işin uzmanları eğitimi götürüyor. Şimdi beni götürseler deseler ki buyurun bir kreş açtık. Gel şurada çocuklara eğit. Ben onu iyi yapamam. Niçin? O düzeydeki çocuklar için özel Uzman öğretmenler ya. var. O lisede eğitim veremez ama o kreşte eğitim verebilir. Dolayısıyla hani her bir alan, her bir alan için özel yetişmiş insanlar vardır ve dünyayla siz rekabet etmek istiyorsanız, bilimde, teknolojide ilerlemek istiyorsanız eğitimin altyapısını tümüyle yenilemeniz ve düzeltmeniz gerekiyor. Bu eğitim sistemi olmuyor. Bakana göre eğitim sistemi. 7 bakan mı, 8 bakan mı değişti. Her birisine göre eğitim sistemi farklı oldu. Her birisi yok şu kitabı okutalım, yok şunu okutalım. Ya olur mu böyle şey? Takip etmek mümkün değil. Evet, evet, evet. Biz kısa bir ara vermemiz tamam. gerekiyor. Siz programa katılacağınız evet. için yoğun bir talep var. Evet. E, 55'ten veriyoruz arkadaşlar. Peki, e, 55'te devam ediyoruz. O. Buyurun arkadaşlar. Ben de mi? Evet. E şimdi hemen kapı girişinde de var genel merkezde. Aslında bunu Özgür Özel de uzun uzun anlatmıştı. E sizin vaatleriniz bir şekilde. E işte aile sigortasına yönelik de evet. çok önemli bir program var. Fakat daha çok mitinglerde e, iktidardaki siyasi partileri sizlere yönelik suçlamalarına cevap veriyormuşsunuz gibi geliyor bana. E, onlardan çok fazla söz etmiyorsunuz gibi geliyor. E, yani işte Kandil yönetiyor onları diyor. Siz hayır yönetmiyor öyle bir şey yok. Asıl siz bunu yaptınız diye bir cevap. Yani kendi oyun alanına iktidar sanki çekiyormuş gibi e, gibi geliyor. Bilmiyorum aynı duygular var mı? Daha çok vaatlerinizden söz etmeniz... Ben hiç o alana girmedim. Girmediniz. Hiç girmedim yani. Hiç girmedim o alana. Çünkü terör terördür ve terör bir insanlık suçudur. Nokta bu kadar. kadar tabii. Kim teröre destek verirse meydanlarda da söyledim Allah belasını versin ya öyle şey mi olur yani? Teröre destek mi verilir Allah aşkına? Hangi çağda yaşıyoruz biz? Ve teröre karşı durmak zaten bir insanlık görevi. Bırakın politikacılığı. İnsani bir görevdir yani. Teröre karşı durmak, terörle mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Bu görevi yerine getirmek zorundayız. Kim olursa olsun iktidarda kim olursa olsun iktidar ve muhalefet diye bir ayrım olmaz. Teröre karşı ortak tavır takılmak hepimizin ortak görevidir. Böyle bakarız yani baktığımız. İki, aile destekleri sigortasını anlatıyoruz gittiğimiz her yerde. Ya. Hemen hemen her mitingde özellikle ev kadınlarına değinirken, yoksulluğa değinirken Altın e bunları anlatıyorum. Aile destekleri Bakın aile destekleri sigortasını Türkiye 1971 yılında çıkarmayı taahhüt etmiş. 71. Demiş ki 102 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün öngördüğü sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesini kabul ettim. Etmiş. 9 sigorta dalını uygulayacağım demiş. 8'i uygulanıyor en son işsizlik sigortası. Aile destekleri sigortasını çıkarmıyorlar. Çünkü o sigorta dalı çıktığında bugün ben sana yardım edeyim sen bana oy ver. Rezaleti bitmiş olacak. Böyle bir rezalet olmayacak. Nasıl olacak? Biz taahhüt ediyoruz çıkaracağız. Nerede bir aile hekimi varsa 20 bin civarında aile hekimi var. Aile hekimlerin olduğu yerlerde sosyal hizmet uzmanları olacak. Ve sosyal hizmet uzmanları o bölgedeki kendi sorumluluk alanlarındaki bütün yoksul ailelerle ilgili gidip görüşecekler. Bunların %99,9'u kadın olacak. Gidecekler eve Ev kiralık mıdır, değil midir? Gelir düzeyi nedir? İlkokula, ortaokula, liseye giden çocukları var mı? Evde engelli var mı, yok mu? Evde yaşlı var mı? Aile evin kadını yaşlıya bakıyor mu? O nedenle çalışamaz pozisyonda mı? Üniversiteye giden çocuğu var mı? Bütün bunların hepsini raporlayacak. Ona göre belli normlar oluşturulacak ve o aileye düzenli kadının banka hesabına belli bir para yatacak. Kadın işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidip aylarını çekecek. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Böylece sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Biz bunu yapacağız. O hangi partili falan devlet onu sormaz. Devlet vatandaş fakirse zaten o kadın eğer yoksulsa onun yoksulluğunun sorumlusu sosyal devlettir. Devlettir yani. Siz ona iş verdiğinizde çalışmadı mı? Açlığa mahkum ediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben sana yardım edeyim sen bana oy ver. Türkiye'yi bu rezaletten çıkarmamız lazım. Ve çıkaracağız da. Aile destekleri sigortasını parlamentoya sevk edeceğimiz ilk yasalardan birisi olacak. Hmm. altı lider bunun üzerinde uzlaştık ve kendi ortak mutabakat metnini de yazdık. Böylece 71-2023 kaç yıl ediyor? Çok. 50. Neyse. 50. E, 50. 52 yıl. 50. 52 yıl. 52 yıldır çıkmayan bir düzenlemeyi çıkaracağız parlamentodan ve bu rezaleti bitireceğiz. Artık hiç kimse, hiçbir çocuk onun için ısrarla diyor, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortası olduğu zaman hiçbir ailenin, yoksul ailenin elektriği kesilmeyecek, doğalgazı kesilmeyecek, suyu kesilmeyecek. Onlar insani koşullarda yaşayacaklar. Bütün bunlar. Onlara bazı pozitif ayrımcılıklar yapılacak kirada oturuyorsa sosyal konutlarda onlar daha düşük kiralarla oturacaklar. Bütün bunların hepsi halledilecek. Yani Türkiye artık yoksulluğu yaşayan bir ülke olmaktan çıkacak. Tam tersine hayat standardı yükselecek. Sosyal devlet kadının temel güvencesi olacak. Temel güvencesi olacak. Türk Hanım. Vaktiniz var mı? Var. Tamam. Ben biraz deprem özelinde bir soru evet. sormak istiyorum. Çok büyük bir acı yaşadık Ağatuşbat'ta. İki büyük depremden sonra büyük Öyle. yıkım en az 50 bin vatandaşımız hayatını Öyle. kaybetti. Ve orada sorunlar da hala sürüyor. Ee, siz hem deprem zedeler için kalanlar için e, nasıl planlarınız var? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir diğer yandan Türkiye deprem ülkesi gelecekte Türkiye için hangi önlemleri alacaksınız? Şimdi depremle ilgili, önce deprem bölgesiyle ilgili iki ayrı şeyimiz var, hedefimiz var. Bir, evi, dükkanı, iş yeri ağır yıkılanların evlerini sıfırdan yeniden yapacağız ve teslim edeceğiz. Bir kuruş bile almayacağız. Çünkü bunun sorumlusu idare. 43 imza atılıyor, 23 ayrı belge. Hiçbirisinde dükkanı ya da iş yerini ya da daireyi satın alan imzası yok. Mimarı var, mühendisi var, harita mühendisi var, jeofizik mühendisi var. Hepsi 43 imza var, 23 ayrı belgede. Bu şu anlama geliyor. Evet bu bina deprem kurallarına göre yapılmıştır. Depreme dirençli binalardır. Herkes bunun altına imza attı. Vatandaş da gidiyor. Madem böyle diyor, tapuya gidiyor. O da tek imza atıyor ve bir daireyi satın alıyor veya bir dükkanı satın alıyor. Neden devlete güvendiği için diyor ki devlet bunu yaptı. 43 imza atıldı. 23 ayrı belge düzenlendi. E benim de evim sağlam. Ben de gittim bu sağlam binayı aldım ya da daireyi aldım, dükkanı aldım. Sorumlu kim? Vatandaş nereden bilecek? Çimento doğru mudur, yanlış mıdır? Demir gerekli demir midir, değil midir? Nereden bilecek? Fazla kat mı çıkılmış, az kat mı çıkılmış? Vatandaş bunları bilmez. Vatandaş der ki izin verildi, ruhsat verildi, imzalar atıldı. Bu bina depreme dayanıklı binadır. Ben de gidip bu daireyi satın alıyorum. Şimdi bunlar yıkıldı. Sorumlusu kim? O imzaları atanlar değil mi? Onlara izin verenler değil mi? 23 ayrı belgeyi imzalayanlar değil mi? Vatandaşın ne günahı var? Barolara söyledik. Bu binalar dolayısıyla yıkılan yerler dolayısıyla yapıldığında bir kuruş bile hiç kimse alamaz. Dava açtıklarında sadece binaları değil, evlerindeki buzdolabından oturma gruplarına kadar her şeyi isteyebilirler. Her şeyi isteme hakları var. Çünkü anayasada şöyle bir düzenleme var. İdarenin kusurundan kaynaklanan zararları idare tazmin etmekle mükelleftir. Nokta. İdarenin kusurundan mı? onun kusurundan oldu. Vatandaşın kusuru var mı? Kaçak kat çıktıysa kusuru var. Ama yoksa o zaman hiçbir kusuru yoksa olmaz. Bu birincisi. Kaçak İki... katlar için de imar araftları çıktı yalnız. Efendim? Kaçak katlar için de imar barışları çıktı arada. Tabii o onun sorumlusu başkaları. Yani parlamentoda ona izin verenler. İkincisi, deprem bölgesinin tümüyle yeniden ele alınması ve deprem bölgesiyle ilgili özel bir yasa çıkması lazım. Çünkü deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması lazım. Şimdi 1 milyon konut yapılacak. Nereden baksanız 5 kapı olsa bir dairede 5 milyon kapı demek. Evet. Bilmem 7 milyon pencere demek. Bilmem 10 milyon musluk demek. Bilmem kaç milyon radyatör demek. Şimdi bunları batıdan oraya getirmenin bir mantığı yok. Özel teşvik yasası çıkaracaksın. Bunların tamamı deprem bölgesinde üretilecek özel bir yasa çıkaracaksınız. Deprem bölgesinde üretilecek. Böylece orada istihdam yaratacaksınız. Konutların maliyeti daha düşük olacak. Artı konutlar daha süratli bir şekilde bitecek. Bölge büyüyecek, bölge kalkınacak. Daha sonra bu bölgedeki üretim, fabrikaların üretimi Orta Doğu'ya ve Afrika'ya ihracat olarak yapılacak. Ya yani ihracat yapılacak. Bütün bunların hepsini yapacaksın. Bununla ilgili kanun teklifini de hazırladık. Altı partinin e, genel başkanı izledi, onların teknik ekibi izledi. Sonra parlamentoda hep beraber imzaladık ve kanun teklifimizi de verdik. Çünkü bu kentlerden giden mimar gitti, mühendis gitti, avukatı gitti, doktoru gitti. Yani kentin entelektüel birikimi de kenti terk etti. Evet. Bu insanları tekrar oraya getirmemiz lazım. Ee, bir ticaret ve sanayi odası başkanı bana şunu söyledi. Bir deprem yaşadık. Korkarım bir de ekonomik deprem yaşayacağız. Çalışacak işçi bulamıyoruz. Mimar gitti, mühendis gitti, avukat gitti, doktoru gitti. Kentin entelektüel yapısı gitti. Bunlar olmadan bir kent olmaz. Bunların olması lazım. Bunları geri gelmesi lazım. Kaybı. Bunları geri getirmenin yolu böyle. Onlara bazı vergi avantajları, yani diğer bölgelere göre özel avantajlar sağlayacaksınız. Şimdi bunlar bunu akıl edemezler. Çünkü bunlar devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda şunu sordum. Devletin bürokrasisinden gelip sizin sorunlarınızı dinleyen, raporlayanlar oldu mu? Bu sorunun nasıl çözüleceğine dair size gelip de sizden görüş alan oldu mu? Yok. Olmadı. Ama ben 27 buçuk yıl devlette çalıştım. Devletin nasıl işlemesi gerektiğini bilen birisiyim. Devlette bir yerde bir sorun varsa o sorun nasıl çözüleceğini bilen birisiyim. Devlette liyakati öldürdükleri için işi ehli işi yapan Ehil sahibi kişileri alıp oraya yandaşları, akrabalarını, dostlarını atadıkları için devleti yönetemiyorlar. Çünkü karar alamıyorlar. Evet. Bunların tamamını yapacağız. Peki. İki temel hedefimiz var, yapacağız. Kısa bir reklam arası vereceğiz Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu. Değerli seyirciler çok kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. 3 dakika sonra buradayız. Gündem Özel programında Tele1'desiniz, konuğumuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Programımızın ikinci bölümdeyiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden. Tamam. bir soruyu sorarak hemen ikinci bölümü başlatalım. Efendim şimdi Türkiye'nin ya bir sıkışmışlık hali var. Siyasetten, tarihen bir sıkışmışlık hali var. İnsanlar adeta nefes alamaz haldeler. bir yandan böyle gerici, faşizan bir diktatörlüğe doğru sürüklenen bir ülke var insanların demokratik hak ve özgürlükleri alabildiğine kısıtlanmış durumda. Yani üniversitelerde öğretim üyeleri, basın, medya benim hakkında açılan dava sayısı 30'u geçmiş durumda. Zaten tele hakkında ve diğer bağımsız medya kuruluşları hakkındaki davaları biliyorsunuz. Ee, önceki gün Agit temsilcileri geldiler. Benimle görüştüler. Yani hakikaten sizin üzerinizde baskı var. Şaka mısınız? Şaka mı yapıyorsunuz dedim. Böyle bir klasör getirdim. Evet. Yani hem rütük cezalarını hem benim hakkında açılan ceza davaları ve şikayetçiler Bunların önemli bir bölümünü doğrudan Cumhurbaşkanı kendisi açıyor. Şuraya varacağım. Şimdi bir restorasyon projesi veya Türkiye'yi yeniden bir yapılandırma, yeniden inşa projesi eğer Millet İttifakı'nın ve sizin hedefleriniz arasındaysa bunun temeli herhalde demokratik kurum ve kuruluşları yeniden kurmak, inşa etmek, yeniden düzenleme yapmak. Nasıl başlayacaksınız? Yani Türkiye'yi e, demokratik temelleri üzerinde yeniden inşa etmeye nasıl başlayacaksınız? Çünkü insanların bekleyecek hali de yok yani bir an önce şeye varmaya çalışıyorlar yani karaya çıkmaya çalışıyorlar. Şöyle şimdi altı lider oturduk yaklaşık bir yıl toplandık kurmaylarla birlikte çalıştık ve 2400 maddelik ortak mutabakat metnini hazırladık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Yani bu bizim hükümet programımız. Burada hemen hemen her şey var. Yani ekonomiden tutun sağlığa kadar, teknolojiden tutun tarıma kadar, çevre kirliliğinden tutun iklim değişikliğine kadar her şey var bunun içinde. Yani neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Şimdi burada öncelikleme neyi önce önce neyi yapacağız diye. Onun için de ilk yapacağımız şeylerden birisi durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Yani Türkiye'nin durumu nedir? Bilmiyoruz. Siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Merkez Bankası'nın durumu nedir? Gerçek tablo nedir? Bilmiyoruz. Vergi, diğer alanlar, varlık fonunun içindeki durum nedir, ne değildir? Bütün bunların hiçbirisini bilen yok. Rakamlar afaki, TÜİK'te ne oluyor, gerçek rakamlar nedir vesaire. Durum ve hasar tespit komisyonu bizim önümüze yani Cumhurbaşkanı ve yardımcıların önüne en geç 15-20 gün içerisinde bir rapor sunacak. Türkiye'nin tablosu budur. Ve bu tablodan yola çıkarak biz kararlar almaya başlayacağız. İki, stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Bu Türkiye'nin kaynaklarının nerelere harcanması gerektiği yönde. Eskiden bildiğiniz devlet planlama teşkilatı gibi. Teşkilatı benzeri bir kurum. O, o, o oluşturulacak. Hemen onunla beraber bu yasayla ama onunla beraber ekonomik ve sosyal konseyi toplayacağız. Ekonomik sosyal konseyin içinde bütün taraflar, bütün sosyal taraflar işçisinden sanayicisine kadar yer alacak. Dolayısıyla alacağımız bütün kararları toplumsal destekle alacağız. Yani orada işçiler de olacak. Orada işverenler de olacak. Orada ihracatçılar da olacak. Orada çiftçiler te, te, onların temsilcileri de olacak. Dolayısıyla geniş bir konsensüs içinde bütün verileri onların önüne gerçek rakamları koyup çözümleri şu çözüm diyeceğiz ve onlarla beraber karar alacağız. Yani yönetimde yeni bir anlayışa egemen kılacağız. Bir kişiye teslim edilen devleti nereye geldiği görüldü. Bir kişiye değil hep beraber teknik insanlar olacak bunların içinde. Yıllarını bürokrasiye vermiş, büyümeyi, kalkınmayı, gelişmeyi nasıl gerçekleştireceğini bilen insanlar, yurt içinde eğitim almış, yurt dışında eğitim almış, doktorasını yapmış pek çok insan var. Biz bir şampiyonlar ligi kuracağımızı söyledik. Şampiyonlar ligi. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bize hizmet etmeye hazır bizim vatandaşlarımız var. Yeni dönüş kampanyası açtılar zaten. Efendim? Geri dönüş kampanyası açtılar. E, tabii, Siz isteyin tabii. biz geliriz diyorlar. Tabii mükemmel mükemmel insanlarımız var. Yani gerçekten Türkiye'nin önünü açacak ve Türkiye'nin ufkunu açacak insanlar var. Bunlara Türkiye'de rahat çalışma ortamı sağlamanız lazım. Biz bunları sağlayacağız zaten. Fazla değil. E, Türkiye 6 ay içinde nefes alacak ve ondan sonra Türkiye hızla kendi dönüşümünü e merak ettiğim demokratikleşme programınız. Olacak. Demokratikleşme, arayasa değişikliği öngörüyoruz zaten. Güçler aylığını güçlendireceğiz. Bu biz parlamenter sisteme e, dönelim derken güçlendirmiş parlamenterse mi eskiye döneceğimizi bazen yorumlu. Hayır eskiden biz memnun değildik ki. Darbe hukukundan arındırmanız lazım zaten. Yani 12 Eylül, 12 Mart dönemlerinde çıkan, anayasada yer alan ve yine yani bir sürü anti -demokratik sıkıntı. Antidemokratik maddeleri ayıklayacaksınız. Maddeleri tamamen ayıklanması lazım. Biz bunu yapacağız. E ve o konuda da oturuldu, çalışıldı, maddelere kadar hazırlandı. O da kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii, mesela merak ettiğim Millet İttifakı bütün bunların hepsini yaptı. Peki Cumhur İttifakı ne yaptı? Mesela ülkeyi nasıl yönetecekler? bir programları yok. Kaldığımız yerden devam diyecekler. Programa Tekrar gerek istiyorlar. yok. Çünkü bir kişinin iradesine bağlanmış. O ne derse oluyor. Böyle devlet olmaz ki. Devlet olmaz böyle. Devlet yara alır buradan. Ve bu bir kişinin iradesine bağlandığında Türkiye nereye geldi malum. Hepimizin tanıyı. Ya hepimiz bunu tanıyız zaten. Dolayısıyla biz istişare ile, Danışma, dayanışma ve danışma kültürüyle e, bu işin uzmanlarıyla oturup karar vereceğiz ve ona göre kendi yol haritamızı belirledik. Gelişmeleri de kaynak tahsisini de, öncelikleri de onlarla beraber gerçekleştireceğiz. Peki bu yol haritasını çizeceğiniz arkadaşlarınızı, kadrolarınızı ne zaman açıklayacaksınız? Bu dört gün içerisinde bir sürpriz bekleyelim mi? Kadro kadrodan? çalışmalarımız devam ediyor zaten. Sadece CHP olarak değil, diğer partilerde hı hı. bir şekliyle. Devlette de bir... Önce şunu ifade edeyim. Yani şu anda kamuda görev yapıp, görevini hakkıyla yapan, belli bir sorumluluk içinde yapan... Gerçekten e, devletine çalışan insanlar yerlerinde kalacaklar. Yani geldik hepsini birden atalım yerine yenisini getirelim. Yok öyle bir düşüncemiz de yok zaten. Nitelikli insanlar birikimli insanlar kalacaklar. Ama çok politize olmuş insanlar. E, artık tümüyle sarayın talimatlarını yapan kendi iradesini kullanmayan Suç o beceri herhangi bir becerisi de olmayan insanlar doğal olarak ayrılacaklar. Yani onların yerine daha birikimli daha nitelikli insanlar gelecek. Burada temel nokta şu Merkez Bankası'nın başkanı çok önemli çünkü Merkez Bankası'nın başına getireceğiniz kişi içerideki ve dışarıdaki finans çevrelerine güven veren birisinin olması Kafanızda lazım. Kafanızda bir aday var mı? Efendim Korkak. var tabi var. E, güven veren birisinin olması lazım. Söylemez. Merkez Bankası başkanlığı atadığınızda hem içeride hem dışarıdaki finans çevreleri evet Türkiye'de bir değişim var. E, Türkiye'de bu işi bilen insanlar geliyor ve Türkiye'de bu işi bilen insanlar artık ekonomiye yön verecek diyecekler. Aynı şekilde Ekonomik Sosyal Konseyi bu çerçevede oluşturacağız. Strateji ve Planlama Teşkilatı Başkanlığı'na getireceğimiz kişinin de yetkin bir kişi olması lazım. Çünkü devletle parti farklıdır. Devlet bakidir. Partiler halktan 5 yıl süreyle izin alırlar, gelirler, devleti yönetirler ama devletleşmezler. Devlet ayrıdır. Şimdi bunlar devletleştirilen. Valiye bakıyorsunuz, partinin valisi. Kaymakam, partinin kaymakamı. Yani devletin valisi yok. Devletin kaymakamı yok. Ben bir tamamlayıcı soru sorup Zeynel Bey'e bırakayım. Peki, insanlarda şöyle bir e, kanaat de var. Sanki, e, ya yapanın e, yaptığı yanına kar mı kalacak, hesap sorulmayacak mı diyorlar. E, siz... Bir dönemin yani devri sabık yaratmayacağız dediğiniz evet. kuşkusuz bir intikam ya da rövanşist bir anlayışla davranmayacağınızı anlıyoruz buradan. Ama suç işleyen, halka karşı suç işleyen, topluma karşı suç işleyen, yolsuzluk yapan bir yağma düzeni kuranlardan hesap soracak mısınız? Şimdi Merdan Bey devlet adaletle yönetilir. Yani kinle, intikam duygusuyla devlet yönetilmez. Vay ben geldim, kazandım. O zaman onların burnundan getireceğim. Vay devlete olur. O zaman bunlardan bir farkımız kalmaz. Biz devleti adaletle yöneteceğiz. Elbette birisi yolsuzluk yapmışsa, elbette bağımsız mahkemelerde gider, hesabını verir. Mahkeme beraat ettirebilir. Biz yanlış hesaplamışız. Kastettiğim diye. o. Veya e, yargılar mahkumdayım e, edebilir. Buna karışmayız. Yani açıp da hakime şuna ceza ver, şunu berat ettir demeyiz zaten. Böyle bir şey bizim aklımızın ucundan Ama bile Ama bağımsız gidiyor. bir yargı kısmı Bağımsız yargıda. Yargının bağımsız ve çünkü şöyle hakim Anayasa 138 şöyledir. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir der. Dolayısıyla yargıçtan onu bekleriz. Vicdani kanaati ve hukun üstüne göre karar veriyorsa bir mesele yok. Tabii siz bir davayı mahkemeye taşımak istiyorsanız onu delillendirmeniz lazım. Yani bir yolsuzluk varsa belgesini, dökümanları neyse hukuk hukuk süreci içinde hukuksuz elde edilen belgeden söz etmiyorum. Hukuk süreci içerisinde alırsınız, rapora, bu işin uzmanları gelir, inceler, rapora bağlar. Varsa eğer gerçekten bir yolsuzluk, yargıya teslim edersiniz. Gider yargıda yargılanır, beraat eder veya mahkum olur. O ayrı bir şey. Ama tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedi, ben bunu görmezden geleyim diyemezsiniz. Yani her halükarda hukuk içinde evet. siz... O yargı süreci ama Sıradan idari vatandaşın tedbirleriniz vatandaşın de olacak değil mi? Sıradan vatandaşın hukukunu korumak zorundasınız. Yani. Sıradan vatandaşın hukukunu korumak zorundasınız. Hakkını korumak zorundasınız. Ama idari tedbirleriniz de olacak. Biraz önce sözün ettiğiniz valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri her neyse. Evet. yani Bunları idari olarak o tedbirleri alacaksınız tabii. E, elbette. Yani vali gerçekten devletin valisi gibi davranmışsa onu yok sen işte AK Parti döneminde atandın seni hemen alıyorum öyle bir düşüncemiz yok. Yani vali gerçekten valini yapıyorsa, kaymakam kaymakamlığını yapıyorsa ona, ona ya yapayım. gel hemen değiştirelim değil. Onun kuralları vardır. Atamaların kendi kuralları vardır. O kurallar içinde atamalar yapılır yani. Bir e, fincancı dükkanına giren fil gibi davranıp da her şeyi yakıp yıkıp, e, hayır öyle bir düşüncemiz yok yani. Tam tersine adaletli, adalete uygun yönetimin de bu çerçevede olması gerektiğine inanan bir insanım. Hepimizin görüşü de böyle. Ben bir dış haberci olarak dış politikaya yönelik soru sormak istiyorum. Evet. Siz 2010 yılında genel başkan olduğunuzda ilk seyahatlerinizden birisini Brüksel'e yapmıştınız. Hatta küçük bir grup oradaki hayalinizi dinlemiştik. Eğer iktidara gelirsek Avrupa ile ilişkileri şöyle bir seviyeye getireceğiz demiştiniz. Hatta onlardan birisi de vizeler konusuydu. Evet. Şimdi iktidara geleceğinizi anlıyoruz da aynı azından ilk turda bitecek bu iş o yola çıkarak. Evet. Şimdi Bu hayallerinizi nasıl gerçekleştireceksiniz? Artı belki bir daha söz gelmedi diye gelmez diye Rusya konusuna da girmek istiyorum. Rusya konusunda biliyorsunuz Putin, Erdoğan arkadaşlıkları, dostlukları evet. pek çok söylenir. Ve Putin'in bir şekilde destek olduğu söylenir Erdoğan'a seçim konusunda da fakat ben dün Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü'ne gittim. Hiç öyle bir hava hissetmedim işin gerçek tarafı. Hatta, Rusya tersi, size, bir hava var, hatta tersi bir hava bile hissettim. Sizin Rusya'ya yazdığınız bir mektup vardı. O mektubun da tabii belki etkisi. Şimdi seçildikten sonra bu dış politika, Avrupa Birliği, Rusya ve bölgesel sorunlara nasıl çözülüyor? Buna belki Suriye'yi de ekleyerek, ekleyerek yanıtlar. Şöyle ifade edin dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Hmm. 180, 180 derece. Hı hı. 180 evet. derece. Yani yapılan yanlış Tabii. doğru zemine oturtmamız lazım. Hı hı. Kavgacı bir dış politika olmaz. Hele Arap dünyasının iç işlerine karışmak asla ve asla doğru değil. O dünya kendi içinde çatışır, kendi içinde kavga eder. Eğer Türkiye bir görev düşüyorsa Türkiye hakemlik rolünü üstlenir. Yoksa gideceğim, vuracağım, kıracağım. Buradan bir yola çıkılmaz ve Türkiye o alana girmemekle her zaman kazançlı çıkmıştır. Yani Arap dünyasının iç işlerine girmemekle her zaman kazançlı çıkmıştır. Ne oldu? En son kalktı. Ee, Mısır Devlet Başkanı'na her türlü hakaret yapıldı. Ondan sonra şimdi barışmak için araya bir sürü adamlar koyuyorlar. Adam barışmıyorum diyor. Aynı şekilde Suriye Suriye Devlet Başkanıyla her türlü hakaretler, kavgalar yapıldı. Şimdi adam gönderiyorlar aman barışalım, aman bir, bir araya gelelim. Niye kavga ettin kardeşim? Niye kavga ettin? Hangi gerekçeyle kavga ettin? Kaybeden kim? Türkiye. Evet, beş, 3 milyon 600 bin resmi rakam Suriyeli bize geldi. Türkiye'de buldu. Sorumlusu kim? Sorumlusu kim? Sınırlar yol geçen anına döndü. O nedenle değişecek. Ayrıca biz uygar dünyadan koptuk. Otoriter bir yönetim var. Herkes Yurt dışındaki yatırımcı da gelip Türkiye'de yatırım yapmam diyor. Çünkü benim can ve mal güvenliğim yok. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok ki. Şu anda. Şu anda istedikleri kişinin mal varlığına rahatlıkla çökebilirler. O yüzden kimse korkudan konuşamıyor. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Olmaması lazım. O nedenle bu değişecek. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz ben bir sefer şunu her gittiğim yerde ifade ediyorum. Ya illa bu devletin Demokratikleşmesi için illa birisinin dayatma mı yapması lazım? Yani birisi illa siz bunu yapın demesi mi lazım? Ya bizim aklımız yok mu? Biz kendi insanımızı niye üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ediyoruz? Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları yaparız. Yani bir Alman demokrasiyi yaşayacak da bir Türk niye kendi ülkesinde demokrasiyi yaşamayacak? Bir Kanadalı yaşayacak da bizim bizim vatandaş niye yaşaması? Bütün demokratik kuralları getireceğiz. Üç ay içinde onların vize için öngördükleri bütün kuralları, yasal düzenlemeleri yapacağız. E, vizeler kalkacak. E, dolayısıyla bizim vatandaşımız vize almadan Avrupa Birliği'ne seyahat edebilecek. Rusya ile ilişkilerimiz Öteden beri zaten komşuluk ilişkimiz var. Çok sayıda iş insanımızın Rusya'da yaptığı yatırımlar var. Biz bir devletin bir başka devletin iç işlerine karışmasını istemeyiz. Nokta. Yani bize dışarıdan gelip de bizim iç işlerimize karışmasını istemeyiz. Elbette ki dostluk ilişkilerimiz olacak, komşuluk ilişkilerimiz olacak. Binlerce turist geliyor, ee, bizim e, Rusya'da başta Antalya olmak üzere e, yedi. E, Türkiye'yi tanıyor her yıl gelmek istiyorlar gelsinler başımızın üstünde yerleri var e, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın bir an önce bitmesini isteriz, orada barışın olmasını isteriz. Bu da bizim beklentilerimizden birisidir. İşgal edilmesini doğru bulmayız, Rusya'nın işgalini doğru bulmayız. Her devletin topraklarına herkesin sahip saygı göstermesi lazım. Bu çerçevede hareket etmemiz gerekiyor. Biz, Rusya'nın Türkiye'de de yatırımları var o yatırımları devam edecek zaten yani diyelim ki nükleer santral yatırım var devam edecek tabii Akkuyu. nükleer santral yatırımları diğer yatırımları varsa ki ki bazı Büyük teknolojik yatırımları Rusya'dan aldık. Cam sanayini Rusya'dan aldık. Alüminyumu, demir çeliği Rusya'dan aldık teknolojilerini. Sonra onları modernleştirdik. Daha güzel hale getirdik. Dünyayla rekabet edebilir hale geldik. Cam sanayinde dünyanın 8 ülkesinde, önemli 8 ülkesinden birisi mesela Türkiye. Bütün bunların hepsini hayata geçirebiliyoruz, yapabiliyoruz. Dolayısıyla kavgadan bir şey çıkmaz. Kavga değil. İki ülkenin karşılıklı çıkarları üzerine inşa edilmiş bir dış politika olması lazım. Dış politikayı böyle sürdürmemiz lazım. E bunu da hayatı boyunca savaş meydanlarında, hayatını savaş meydanlarında geçirmiş olan Mustafa Kemal'in temel bir kuralı vardır yani. Yurtta Yurt ya sul, sul, cihanda ya. sul. Yani ben dünyayla niye kavga edeyim? Dünyayla rekabet edebilirsiniz ama kavgaya gerek yok. Ben daha iyisini yapıyorum diyebilirsiniz. Daha iyi iyisini, iyisini üretiyorum diyebilirsiniz. Ama gel ben seninle kavga edeceğim. İki taraf da kaybeder. O nedenle biz dış politikayı var olan eksenden tamamen değiştireceğiz. Barışçı, herkesi kucaklayan bir dış politika. Suriyeli kardeşlerimizi de en geç iki yıl içinde inşallah kendi ülkelerine uğurlayacağız. Peki ee, arkadaşlar uyarıyor bitiriyoruz. Ee, sizin son bir Benim sorunuz var son, mı? Şu Martin çıkar efendim bizde Tele1 olarak kollarımızla taşıyoruz. Evet, evet. 14 Sizememiş 14 Mayıs'a kadar 14 Mayıs. Mayıs. 15 evet. Mayıs'ta bir evet. dala evet. herhalde. Evet, bir dala evet. Evet, evet. evet Peki. karar bu. Peki Sayın Kılıçdaroğlu tele e konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz katıldığınız Sağ için katkılarınız Sağ nedeniyle. E, arkadaşlarımız adına da teşekkür ediyorum. Buyurun sizlerin söyleyecek. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. olun. Değerli seyirciler, bir gündem özel programında burada sonunda sonundayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yayın yaptık. Bizi bu saate kadar izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bizden hemen sonra Gürkan Hacer'in moderatörlüğünü yaptığı, sunduğu, şimdiki zaman programında da bu programda konuşulanlar değerlendirilecek. Hemen arkasından tanıtımı girecek. Tele 1'den ayrılmayın. Şimdiki zaman programını kaçırmayın. Hoşçakalın.